Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz yeniden. Ben İrep Çakır. Sağlam, süper bir eğitim aldınız. Mühendis oldunuz, mimar oldunuz. Kariyer planlarınızı ve geleceğinizi Kanada'da düşündünüz. Geldiniz. Kiminiz çok mutlu. Evet, olmak istediğim yerdeyim, tam da işimi yapıyorum diyor. Kiminiz daha iyisini yapabilirim biliyorum ama o fırsatlar açılmalı önümde. Daha iyisini yapacağım diyor. Kimileri ise isyandalar. Bu böyle olmamalıydı. Ben çok daha iyisini yapabilmeliydim. Çünkü eğitimimle, tecrübemle buna hazırım. Bu bende var diyor. Kanada'nın zaten en önemli koşullarını, sorunlarından biri değil mi? Olabileceği yerin çok daha altında olan şu andaki göçmenler. Peki kimler bu kiminiz dediklerim? Türkiye'den Türkiye göçmeni olan, Türkiye'den göçen mimarlar, mühendisler, kaç kişiler Kanada'da? Kaç zamandır Kanada'dalar? Ne işler yapıyorlar? Acaba güçlenmeleri mümkün mü? Çok daha farklı noktalara, o hayal ettikleri kariyere ve geleceğe ulaşmaları mümkün mü? Nasıl mümkün? Bunların hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Ben bu yayının şu anda Türkiye'de olan ama Kanada'da böylesine bir mimar mühendisi olarak gelecek kariyer planlaması yapanlar için de önemli, çok önemli bir rehber yayın olacağını düşünüyorum. Ve göçmen yaşamlarında bir de Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlerin adresi Aska Corp Yatırım Danışmanlığı sponsorluğunda Türkçe haberlere buyurun diyorum. Fatih Bayrak, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrep Hanım, hoş gördük. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok önemli bir yayın benim için. Çok uzun zamandır, yani senelerdir aklımda olan bu işler nasıl olacak dediğim konulardan biriydi. Çok ayrıntılarıyla aktaracağız izleyicilerimize. Ama önce siz kimsiniz sevgili Fatih? Onu bir anlatalım ki nasıl bir ağızdan, nasıl sağlam bir ağızdan bu yayının burada verilecek bilgileri duyacaklar ve bu rehberliği alacaklar. Tekrardan çok teşekkürler İrep Hanım. Ben Fatih Bayrak. Şu an inşaat mühendisiyim, yüksek inşaat mühendisiyim. Aynı zamanda doktora yapıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Kanada'ya da Toronto'ya da Kanada hükümetinin davetiyle geldim. Bir projemi gerçekleştirmek üzere. Şu an burada da araştırmacı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Evet, işte bu araştırmaların içerisine kıyıdan köşeden girmiş, aslında ana hedefini olmayan ama biraz sonra anlatacağız. Başka bir araştırma var. Bu da tam izleyicilerimizle paylaşmak istediğim şey. Kanada'da Türkiye göçmeni mimarlar, mühendisler kaç kişiler Fatih? Ne yapıyorlar? Nerelerdeler? Nasıl çalışıyorlar? Erip Hanım, sizlerin de bildiği gibi aslında bir iki sene öncesine kadar kesin bir sayı verebiliyorduk. Ancak zira son zamanda artan yoğun bir gelme talebinden sonra şu an beklentimiz Kanada'da bulunan mühendis, mimar, yazılımcıları da dahil ediyoruz. 20 bine yakın bir kitleden bahsediyoruz ve hala gelmek için hazırlık yapanlar da dahil bundan için. Bakıldığı zaman şu an tabii bu 20 bin kişiye henüz ulaşabilmiş değiliz. Bunun için olabildiğince çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz. Şu an 2000 veya 3000 aralığında bir kitleye bizim topluluğumuza dahil ettik. Ve bu normal bildiğinizden daha hızlı bir yükseliş sergiliyor şu an bizlerin grubu için. Şimdi bu yayında da aslında hem birebir bu bahsettiğin, şu anda elinizdeki veriyle ulaşabildiğiniz, tahmin ettiğiniz 20 bin civarındaki bu sayıya hitap ediyoruz. Ama bunların gelecekleri varsa, işte aileleri, geniş çevreleri ve bunlara katılabileceklerle birlikte bayağı bir 10 binlere hitap etmeye çalışıyoruz aslında burada. Peki şu andaki elindeki verilerle gene ilerleyelim. Ne yapıyor mimarlar, mühendisler, Türkiye göçmenleri şu anda burada? Elinde sayılarla konuşmak istiyorum ve senin de elinde sayılar var. Tam da bu grafikleri göstereceğim şimdi izleyicilerimize. Tabii şimdi olaylara daha çok mühendis olarak yaklaşmak, mimar olarak yaklaşmak için elimize belli bir data aldık. Neredeyiz, nereye geleceğiz? İnsanlara ilk olarak şeyi sor. Çalışıyor musunuz? Çalışma durumunuz nedir? İş mi arıyorsunuz?
Grafiklere bakıldığında şu an %36'larda bir aktif iş arayan var. Bu grup sadece Kanada içinde bulunuyor. Normalde beklediğimiz, tabii ben bunu daha fazla bekliyorum. Beklediğimden daha düşük çıktı. %20'lik bir öğrenci kesimimiz var. %20'si profesyonel olarak 5 yılla 10 yıl arasında Kanada'da çalışıyor. %15'i kendi alanın dışında çalışıyor. Bu Kanada'da sizlerin de bildiği üzere aslında yani çok olağan bir şey. Ve %10'luk bir kesim aslında oldukça düşük. Direkt kendi işveren ve kendi işini yapıyor. Direkt onu. Şimdi burada ben oranlarda şeyi ilgimi çekiyor. Birincisi aktif olarak iş arıyorum diyenler. Burası tam da senin biraz sonra anlatacağın birlikte nasıl güçlenebiliriz noktasında hedef kitleniz galiba. Ama bunların bunlarla birlikte üstünde durmamız gereken bir de başka işlerde çalışıyor noktası var. Bu da hani o Kanada'nın tam da kanayan yarası olan noktada aslında çok daha düşük eğitimlerinin altında, hayallerinin de çok altında işler yapanlardan bahsediyoruz. Değil mi? Bu grup ona tekabül Evet. ediyor, değil mi? Tabii bakıldığında ikisini de topladığımızda yani %50 aslında gelenlerin yarısı ya kendi alanın dışında çalışıyor veya aktif olarak iş veriyor durumda şu. Peki bu alanı dışında çalışanlara baktığınızda daha ayrıntılı bir araştırma yapabilme şansınız oldu mu? Yani işte ne bileyim perakende sektöründe mi çalışıyor yoksa gig worker dediğimiz hani Uber'inde vesairesinde self-employed şekliyle mi çalışıyor? O alanlar mı kendi alanında çalışıyor diye gördüklerimiz? Burayı biraz kapalı bıraktık Kirep Hanım. Çünkü sizler de dilerseniz yani Türkiye'den gelen kişiler burada bunları dile getirmekte zorlanıyor. Yani orada master'ını, doktorasını bitirip burada gelip Uber yaptım demek istemiyor. Dolayısıyla biz oranın üstünü kapattık. Kendi alanı dışında bir iş olarak yaptık ve detayına inmedik. Burada gördüğüm hani şu anda burada öğrenci olarak bulunanlar da burada yani Kanada'da mimarlık ve mühendislik okuyanlar mı? Bunu da Aktif netleştirelim. olarak, aktif olarak Aktif. burada öğrenciler. Tam da sevgili izleyiciler işte burada bu çalışma durumu ayrıntılı olarak gördükleriniz üstünden geçtik. Bunlara tabii ki geleceğiz. Bunlar bizi nereye götürüyor? Şimdi sevgili Fatih, o zaman ikinci grafiğimize geçelim sizinle birlikte. O da peki ne zamandır buradalardı? Nasıl bu düzenin içine düştüler? Çok ilginç veriler var elinizde. Evet, bunları da sorduk. Çünkü şunu merak ediyoruz. Bu insanlar buraya geldikten ne kadar sonra kendi düzenini kurabiliyor veya ne kadar sürede buraya adapte olabiliyor ki bunları biz problemi anlayıp bir çözüm bulabilmek adına Kanada'da yaşama süreçlerini sorduk aynı kişilere. %50'den fazlası İrep Hanım bir yıldan daha azdı buradaki. Çalışma durumuna da baktığınızda aslında o %50'lik kısmı iş arıyor pozisyonda. Yani ilk buradan şunu çıkartabiliriz. İlk bir yıl bir iş arama problemi buraya gelen mühendis, mimar ve yazılımcılarda mevcut. 5 yıl ve daha fazlası %15'lik bir kesim. %10'luk hemen hemen bir kesim 3-5 yıl arası ve 1 ve 3 yıl arası da %25'lik bir kesime aynı kitlenin hitap ediyor. Burada 5 yıl üstünde aslında hani azımsanamayacak bir oranda var. Yani burada hani gayet settled, yerleşik dediğimiz mimar ve mühendis olarak hani hayatını sürdürenler var görebiliyoruz. Ama onların diğerleriyle interaction'ı değil mi? Birbiriyle bir bağlantıya, bir bağın içine girebilmesi, profesyonel ağlar dediğimiz o networking içerisinde olmasının aslında ne kadar hayati olduğunu gösteren bir tablo oldu bana. Ben şimdi bunlardan nereye geleceğimi de söyleyeceğim ama bir şey daha merak ediyorum. Bu araştırmayı yaparken elinizde bir kazanç yani bir ne bileyim maaş, yıllık kazanç gibi bir şey olabildi mi? Yani baktığınızda kaç senedir burada olanların kazançları nasıl bir hayal kurabiliyorlar? Bir finansal kariyer olabiliyor, finansal planlama olabiliyor kariyerlerinde. Burası aslında ucu çok açık bir konu. Yani kendi iki firmadaki farklı bir mühendis çok farklı ücretler alabiliyor. Onun için bununla ilgili bir balans söyleyemiyoruz. Ve bunun ayrıyetten bir de burada gerçekten PEnch dediğimiz o mühendislik imzası atabilen kesim ile direkt burada mühendis olarak PEnch sahibi bir mühendisin altında çalışma tamamen farklı. Onun için bir maaş skalası söylemek şu an oldukça güç. O zaman buradaki endüstrinin kendi içindeki dengelerle gidiyor.
diyorsunuz. Kesinlikle, Peki kesinlikle. burada mimar ve mühendislerin özellikle hani konuştuğumuz hep gizli bir ayrımcılık var aslında maaş skalalarında. Nasıl kadın eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği de olduğu gibi. Bu konuda da mimar ve mühendislerin alanı aynı şekilde göçmenlere bu eşitsizliğin yansıtabildiği bir alan mı? Bu kadar zamandır içindesin bu Aslında sektörün. Ne değil. diyorsun? İrep Hanım, yani sorunumuz aslında mühendis veya o imza, stamp, kaşe yetkisini aldıktan sonra olan ırksal ayrımcılık değil. Ondan öncesinde başlıyor. İşe alım sürecinde. Aslında bizim ana problemimiz işe girme sürecinde bir ayrımcılık var. Eğer o yetkiyi alıp işe girdiyseniz aslında ondan sonra işinizi gayet iyi yapıyorsanız farklı bir ayrımcılık görmeniz neredeyse mümkün değil. Şimdi konuya birazcık uzak olanlar için özellikle de hani gelecek planlamasını burada yapmak isteyenler için bu işte o damgayı aldıysanız diyorsun ya onu biraz daha açar Evet. mısın? Nedir, ne olması gerekiyor? Şimdi şöyle, normalde Kanada hükümeti yurt dışından gelen, Türkiye'den bahsedelim, Türkiye'den gelen mühendislerin imzasını direkt kabul etmiyor. Bunun iki süreci oluyor. İlk başta üniversiteler arasında bir denklik kurmak. Orada okuduğunuzda buradaki eğitim sistemi denk mi, değil mi? Bunu göstermeniz gerekiyor. İkinci olarak da buradaki standartları, yönetmelikleri bilmeniz lazım. Çünkü tamamen farklı. Fevri konuşuyorum inşaat mühendisleri adına. Orada bizim ülkemizde çok fazla fay hattı var. Deprem varken Toronto, Ontario bölgesinde fay hattı yok. Hiçbir deprem yok. Dolayısıyla standartlar ve kodlar tamamen değişiyor. Bunlara adapte olabilmeniz için sizlere bir süreç veriyorlar. Bu başvuru, sınavlar, ondan sonra hak ederseniz de sizlere imza yetkisi veriyorlar. Tabii bu kısa bir süreç değil. Peki bunun altını özellikle çizmeni isterim. Federal yürütülen bir süreç değildi. Bunların her eyaletin kendi özel kuralları, hukuku ve yönetmelikleri çerçevesinde olduğunu özellikle vurgulamamız gerekiyor galiba. Kesinlikle. İlk Evet. başta genel bir kuruluş var. Kennedy'nin Engineers diye geçiyor. Daha sonra Province olarak kendi aralarında ayrılmış durumda. Ontario ayrı, diğer eyaletler ayrı. Peki bu denklik süreçleri ayrıca bir maddi külfet getiriyor mu başvuranlar için? Yani sen o kadar Tabii ki. okudun, diplomalarına geldin buraya, denkliklerini ve bu işte bahsettiğin şeylerin hepsini alabilmek için, sistemin içinde var olabilmek, o imzayı atabilmek için bir de üstüne para vermek zorundasın. Ne kadar? Ne yazık ki yani bu süreç değişiyor. Çünkü ilk başvuru kabul olmuyor. Atıyorum 180 dolar üzerinden bir başvuru yapıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Kabul olmuyor. Tekrar gönderiyorsunuz. Ama burada sıkıntımız yine para değil. Oradaki süreç. Bu imzayı alabilmek İrep Hanım neredeyse yani şu an 48 ay gene eyaletlere göre değişiyor. 48 aydan başlıyor. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bekleyenler var. O kadar uzun bir süreç ve yorucu. İnanın bu süreçte mühendisler, mimarlar, yazılımcılar aslında parayı tamamen göz ardı edebiliyor. Tek istedikleri bir an önce o süreci tamamlayabilmek. O zaman eğitimi burada yapmış olmak daha avantajlı hale geliyor. Çok daha büyük bir avantajlı Kanada tecrübesinde sayarsak. Peki bu konuda en avantajlı, daha avantajlı görünen eyalet sence hangisi? Yani biliyorum Ontario mesela bu konuda gerçekten denklikleri vesaireleri kolaylaştırmak için bir yana adım attı. Hani bunların sözleri veriliyor. Ama ne kadar çabuk hani hayata geçebilecek bilmiyoruz uygulama açısından. Sen nasıl görüyorsun baktığında değerlendirdiğinde eyaletleri? Mimarlar, mühendisler için en çok en hız ve verimliliği vaat eden eyaletler hangisi? Şu an en kolayı Ontario ki en son yaptığı süreçte Kanada deneyimi olma şartını kaldırdı. Sadece 2 yıllık bir deneyim istiyor. 48 aylık gibi bir deneyim istiyor. Onun haricinde direkt bu sürece başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii İrep Hanım bunda şunu söylemek lazım. Yani bunu bu şekilde belirtseler de o deneyim aslında insanlara gerekiyor. Şimdi neden diyeceksiniz? Burada bu imzayı alabilmek için belli bir sınavlara girmeniz lazım. Bu sınavlara girmek için de buranın sistemini bilmeniz gerekiyor. Bunu da ancak ya burada deneyimliyorsunuz ya da oturup sürekli böyle bir şekilde kod okuyorsunuz. Aslında üstü kapalı bir şekilde o şu an Kanada deneyimi iptal edilmiş durumda. Evet, bununla ilgili yaptığım yayında hani bir başka noktaya da şeyi çekmiştim. Evet, mesela başvuruyu değerlendirirken Kanada deneyimi diye de orada belki görmesine gerek yok işverenin diyor ama zaten bakıldığı anda hani rezümeleri
çok özür dilerim, çalıştığı yerler, ülkeler vesairelerde arası firmalar göründüğünde bu da zaten böyle bir ilk başta şey yapıyor yani farkında olmadan hani tam Kanada'daki gibi yani şöyle bir tülperti örtelim, görmek istediğimizi görelim, istemediğimizi görmeyelim noktasında bir şey yaratıyor, ikilem yaratıyor. Peki şimdi burada sorular var, sorunlar var. O sorunların bazılarına biraz daha detaylı gireceğim ama sen de bu sorunları gören, derinden de hisseden hani mimarlar, mühendisler adına biz bu sorunları çözebilmek için bir yöntem bulmalıyız ve belki de güçlenmeliyiz dedin. Tam da bu sorunlardan ortaya bir yapıyla geldin. Güçlendirmek, birlik olmak istiyorsun. Ne yaptın? Şimdi ortada SOTEAK kurucusu diye izleyicilerimiz bir şey görüyorlar. Nedir bu SOTEAK? Gelmiş olduk. İrep Hanım, bu konuya yine mühendis, mimar, yani bu gözle bakıyoruz. Şimdi ortada gene bir ihtiyacımız var. Ben ilk başta buraya geldiğimde mühendisler, mimarları, yazılımcıları tanımak istedim. İnanın yani ulaşabildiğim Kanada genelinde bahsediyorum. 3 kişi, 4 kişi, o da hani bir tanıdık vasıtasıyla veya gelmeden önce bir şekilde sosyal medyalarda ekleme vasıtasıyla toplasanız 10 kişi. Bu sefer bu şu problemi çıkartıyor. Ya hani biz birbirimizi bilmiyoruz burada. Buradakiler de bilmiyor. Peki ondan sonra yapılması gereken ne? Çözüm. Çözüm üretelim. Ne yapalım? O zaman bizim güçlenmemiz, toplanmamız, birlik olmamız, birbirimizi bilmemiz, nerede ne yapıyoruz öğrenmemiz gerekiyor. Onun üzerine burada Kanada Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin topluluğunun ilk adımı atıldı. İlk başta sosyal medyadan tanıdığımız herkese duyurduk, duyurduk, duyurduk. Büyük bir oluşumla, çok hızlı bir şekilde, zaten ihtiyaç olduğu için oldukça büyük bir hale gelmiş durumdayız. Yani Türkiye göçmeni, mimarlar, mühendisler birleşin dediniz ve olabildiğince şimdi kaç kişiye ulaşabildiniz? Çünkü bahsettiğimiz şu anda on binler. Nasıl büyüme iyi planlıyorsunuz? Nasıl ulaşabileceksiniz? Şimdi ilk gözlemlerimiz, ulaşma aracımız sosyal medya ama sizler de biliyorsunuz ki her insan yaşa bağlı olarak da veya o an bulunduğu nesle bağlı olarak da aynı sosyal medya araçlarını, hatta belki sosyal medya araçlarının hiçbirini dahi kullanmıyor. Onun için ilk başta sosyal medyadan başladık. Burada şu an 3000 kişiye kadar ulaşmış durumdayız. Bu sadece Toronto üzerinde değil bu arada. Kanada genelinden bahsediyoruz. Yine bunların detaylarında konuşuruz. Sonrasında yaptığımız toplantılar, etkinlikler veya webinarlarla diğer kişilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki bir kişiye ulaştığın zaman yayılma durumu daha etkili oluyor. Sevgili izleyiciler, yani ben SOTEAK'ı kurulduğundan beri takip ediyorum ve hani Fatih'in gerçekten böyle eyalet eyalet gezdiğine, kent kent gezdiğine tanık oldum. Çok bu kısa süre içinde, kaç ay oldu ki yani, şurada 3-4 aylık bir süreden bahsediyoruz değil mi? Bu kadar kısa bir zamanda çok ciddi bir profesyonel ağ kurabildiler. Bu toplantılara gelenler var, gelmeyenler birbirlerinden duyabiliyorlar. Ama böyle havada kalan toplantılar değil görebildiğim kadarıyla, çok ciddi adımlar atılabiliyor. Neler yapabildiniz? Bir önce onları söyleyeyim. Şu ana kadar yaptığınız yerler, toplantılar, bir araya getirebildiğiniz yerler, mimarlar, mühendisleri nereler oldu? Bir hızlıca say. Ve neyi, nasıl bir ruh ya da bir resim ortaya çıkarmayı başardınız bu süreçte? Öncelikle yani çok heyecan verici. Yani bu kendi üzerinde söylemiyorum. Diğer insanlar, o gruplar içinde. İlk olarak başlangıç noktamız Toronto oldu. Normalde beklediğimizden büyük bir katılım ve talep gördük. 100 kişiyle başladık. İnanın İrep Hanım, yarım saatte bitti tüm biletler. Yarım saatte. Artırdık bitti. Artırdık bitti. Yani en son içeri sığamadık. Bir sonrakini tabii daha büyük düşüneceğiz. Şimdi SOTEAK'ın vizyonlarının arasında Kanada'daki her bir mühendise, mimara, yazılımcıya ulaşmak var. Onun için her bir şehirdeki, ya kim olursa olsun fark etmiyor. Eyalet, her tarafa, oralara gideceğiz. Bu Toronto'dan sonra Vancouver'a gittik. Orada çok güzel bir atmosfer vardı. Ondan sonra Halifax'e gidip yapılanmamızı başladık. Ondan sonra Kitchener'a gittik. Orada güzel bir toplantı yaptık. Oradaki kişileri topladık. Yarın da Ottawa'ya gideceğiz. Oradaki yapılanmamızı başlayacağız. Oradan bir ara Alberta'ya da gittin. Oh, çok özür dilerim. Bir ara Alberta'daydım bir ara. Orayı kaçırdım. Regina bölgesine de gittim. O tarafta Winnipeg. Sonra Montreal, Calgary, Alberta, her taraf. Yani dokunmadığımız nokta, dokunmadığımız kişi kalmayacak.
Burada gelenler nasıl bir beklenti içine giriyorlar? Yani sizin onlara verebilecekleriniz neler? Onların beklentisi neler? Aman bana hemen bir iş bul diye mi yaklaşıyorlar? Yoksa Arkadaşlar. daha ihtiyaç olan daha da başka daha yoğun şeyler mi var? Sizin vaatleriniz ne bu gruplara? Harika bir soru. Ya öncelikle insanlarda şunu görebiliyorsunuz. Ya bir yalnızlık hissi var telefonun. Yani gerçekten işi daha iyi olsa burada 5 yıl çalışıyor, 10 yıl çalışıyor. İnsanlarda yalnızlık hissini görüyorsunuz. Tanımama, işten kovulma, bir sorun yaşadığında arkasında bir güç olmama. İlk başta insanlarda o samimiyeti görerek insanların geldiğini anlıyorsunuz. Yani hani ben bu grubun bir parçası olayım, büyük bir grubun parçası olayım. İlk bakış açısı bu oluyor. Ama sonrasında dediğiniz gibi tabii bir iş arama süreci, %50'lik kısmından bahsediyoruz. İş arama sadece bizden iş bulma değil, bizim sağladığımız networklerle başkası üzerinden de iş bulma talebi oluyor. Tabii bunlar zaten bizim kurduğumuz network ağının özelliklerinden birisi. Bir başkasını tanı, o sana bir başkasını tanısın şeklinde. Çok doğru. Burada bir şey merak ediyorum. Şimdi bazı gruplar var, özellikle bazı profiller var daha doğrusu uzun süredir yerleşik olan 10-12 yılın üstünde olanlardan. Çok da böyle kendi yani daha kapalı yaşamlar süren, kendi geldikleri yerde hani belki elleri kolları uzanıyorsa bile bir bu networklerin içinde olmayı tercih etmeyen, bu bilgi ve deneyim paylaşımını yapmayan, açabilecekleri yolları bile aslında açmakta son derece isteksiz olan bir profil de var. Bunun çok konuşulduğunu biliyorum. Özellikle mimarlar, mühendisler arasında ve özellikle yüksek seviyelerdeki beyaz yakalılar arasında. Mimarlar, mühendisler de böyle mi? Yani bunlara sizin grupta bu profillerin içerisinde çok kişiye rastladınız mı? Ya orada biri var ama ulaşamıyoruz. Aslında bize çok iyi kapılar açabilecek dediğiniz ama kapıları size açmayanlar. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bunlar tabii ki var. Biz bunları katıldığımız önceki etkinliklerden de olduğunu biliyoruz. Ama biz önceki deneyimlerimize bağlı olarak bunları yani önlemini tamamen aldık. O da şu şekilde. Şu an Sotayak tarafından yapılan etkinlikler İrep Hanım belli bir oranlarda kişiler çağırıyor. Bunlar da çalışanlar, çalışmayanlar, iş arayanlar şeklinde. Bu oranları da vereceğim şimdi sizlere. Bu toplantıların %30'u işverenler oluşturuyor. Bu %30'luk kısmı normalde bize gelen kişiler değil. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Bu kişilere bizler gidiyoruz. Kapılarını tek tek çalıyoruz. Böyle bir organizasyonumuz var. Lütfen buyurun katılın. Sizleri de tanıyalım şeklinde. %30'luk kısmı kaç kişiyse o event işveren kısmı oluşturuyor. %30'luk kısmı ise Kanada'da 5 veya 10 yıl arasında çalışmış tecrübeli insanlar. %30'luk kısmı, diğer %30'luk kısmı iş arayanlar, %10'luk kısmı ki akademisyenler, bu bizim için çok önemli. Şu an TÜBİTAK'ın da Türkiye'de yaptığı akademiyle sektörü birbirine bağlama çabası. Ki %10'luk kısmı kendilerinin sayısı az olduğu için %10'a düşürdük. Ve dolayısıyla aslında oluşturulan bir event normal diğer eventlerden çok daha verimli bir hale geliyor. Herkes talep etmiyor network event. Yani vermek isteyen kısımlar da geliyor veya tecrübe paylaşımı yapmak isteyenler. Bu noktada peki senin bir öngörünü de aslında biraz da iç görünü de almak istiyorum. Şöyle baktığımızda özellikle yeni gelecek bir mimar mühendise ne vaat ediyor bu noktada Kanada? Öncelikle geldiği ülkeye göre değişkenlik gösteriyor tabii. Bir refah süreci vaat ediyor. Ancak belli bir buraya alışma sürecinden sonra bir refah süreci vaat ediyor. Bizlerin buradaki amacı bu alışma süreci bu 4 yılsa 3 aya, 1 yıla düşürebilmek. Yani minimum düzeye. Çünkü o 3 yılını aslında bu kişiye kazandırabilmek. Peki biz derken nasıl güçlü bir yapı kurabildiniz mi bu anlamda? Hani yönetim anlamında da ya da bütün bunları organize edebilecek anlamda biz derken kimden bahsedebiliyorsun? Ben görüyorum Fatih oradan oraya koşturuyor da. Tabii ya şu an arkada onları da davet etmek isterdim. Çok büyük bir ekibimiz var çalışan. Ya yani bu organizasyon, networking, sponsorship, finance ki bunlar Sotiak biraz eyalet sistemiyle yönetilecek. Vancouver ekibi tamamen Vancouver'da olacak. Veya Ottawa ekibi tamamen Ottawa. Toronto ekibi, Ontario ekibi tamamen burada ve hepsi buraya bağlı olacak aslında Ontario. Kendi içinde yönetilecek.
Dolayısıyla çok büyük bir kitleyiz. Ve bakıldığı zaman Kanada'nın en doğusundan en batısına kadar bir kanal oluşmuş durumda şu an. Her bir şehirdeki insanları bilerek. En büyük artımız İrepa'nın, siz Winnipeg'deyseniz Halifax'taki bir kişiye ulaşabilirsiniz. Yani SOTAN büyük bir artısı bu. Çünkü öyle büyük bir kanal. Kanada'daki bu kanalımızı oluşturduktan sonra bu kanalı Türkiye'ye uzatacağız resmi olarak. Şu anda bu ivmeyi görebiliyor musunuz peki? Yani herkes evet ben burada bu işte şeyde inventory'de yer almalıyım. Bu listelerin içinde ben olmalıyım heyecanını görebildiniz mi? Sanırım yeni Tabii gelenler ki. çok olduğu için görüyorsunuz değil mi? Tabii ki çok fazla, çok fazla yani hatta bir Çünkü sınırını ben aynısını tutmayı mesela düşünüyoruz. hukukçularda göremiyorum. Yani hukukçular da çok uğraşıyorlar. Hani Kanadalı Türk Avukatlar Birliği var. Hani ama oraya gerçekten kayıt bile olmakta böyle tereddüt eden, isteksiz olan ya da tercih etmeyen yani birçok avukat var. Ben yine de şöyle düşünüyorum. Yine de bir kişinin elini taşın altına koyması lazım. Yani çünkü yani siz yapmazsanız ben yapmazsam kimse yapmayacak İrfan'ıma. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyorsun sen olmasan ben olmasam. Bir sorum daha var. Burada iyi bir mühendis, Türkiye eğitimlisini de düşünelim özellikle. Arkasından kariyer ve gelecek planını burada yapmak isteyen, buraya gelmiş olanlarda ya da gelecek olanlarda. Hani en böyle aslında hayal kurdurtulabilecek en üst şeyler neler, nereler, nerelere gelebilir? Yani bir çok iyi bir firmanın en üst düzey yöneticiliği mi ya da kendi şirketlerini kurmaları ne kadar ne vaat edebiliyor? O ikisini bana ayrı ayrı bir tartabilir misin? En üst hayaller nerede olmalı? Tabii Ve ki bunun yani şu an gerçekliği nasıl? gerçekliğini görebiliyoruz. Çünkü buraya gelip bunları yapanları zaten biliyoruz. Çok iyi yerlerde, çok iyi pozisyonlara gelmiş. Şu an mühendis kişiler zaten grupta yer alıyor. Bizim şeylere de gelen, etkinliklere de gelen. Veya kendi işini kurmuş, burada belli bir düzeni almış. Gerek genel inşaat, gerek makine olsun. Sektörde adını duyurmuş kişiler de var. Ve yani şu an mesela boya olarak direkt spesifik bir örnek vereyim. Yapılan bir firma yani Kanada'nın ilk 3 firması arasında bakıldığı zaman. Dolayısıyla yani hayal sınırını hiç aşağılara koymamak lazım. Bu tamamen insanın ilk önce bir çabasına, biraz şansına, biraz da bulunduğu ortama ve network'üne bağlı olarak değişiyor. Evet, ben burada da bir şeyi böyle vurgulamak istiyorum. Böyle profesyonel ağlar dediğimiz böyle networkingler aslında hani hamili kart yakinimdir le bir şeyler yapmanın ötesindeler. Bunu anlatabilmek lazım. Onun için sizin şu gücünüzü ve yapmaya başladıklarınızı bu kadar kısa sürede de başardıklarınızı gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü bu güç birliği gerçekten hem var olanları yüceltebilecek değil mi? Arkalarında ve Kesinlikle, kesinlikle. onların besleyebileceği bir sektör haline gelebilecek. Yani burada senin mesajını çok net vermeni isterim. Soteyak'la aslında ne mümkün olabilir Kanada'da? İrep Hanım, sizleri şu konuda temin edeyim. Yani Sotheac, Kanada'nın en büyük gruplarından biri haline gelecek. Yani bu gerek buradaki bakanlıklar olsun, Kanada ile olan işbirlikler olsun veya kendi konsolosluklarımız olsun. Artık ne dersiniz? Kişilerin aslında büyük yerlere ulaşmasını, onlara kolaylık sağlamasını bir şekilde sağlayacağız. Bunun için arkada çok çalışıyoruz. Şu an bir o kadar da görünmeyenler var. Mesela biz dedik madem mühendisiz, mobile app'imizi, telefon uygulamamızı kendimiz yapalım. Buradan gidelim, iş vermek isteyenlere yapalım, herkes indirsin, orada iş paylaşalım veya eventleri oralardan gösterelim. Aslında zaten mühendis ve mimar olarak birçok şeyi biz kendi içimizde çözüyoruz. Biraz bunun dinamiği de bizleri hızlandırıyor. Bu dinamiğin, bu kanalın içine girmek yani Kanada'da sizleri buradan direkt zaten buraya getiriyor. Getirecek. Doğru. Ben bu noktada Sotea'ya baktığımda gerçekten hani netliğiyle, mühendis analiz yeteneğiyle ve hızlı çözüm odaklı tamamen yani böyle hedef odaklı bir şekilde çalışarak taşları çok hızlı üst üste koyabileceğini görüyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle vurgulamak istediğim başka bir şey var mı? Eksik rakamlarımız var mı? Rakamlarımız hala devam ediyor. Bu rakamlar arada güncellememiz lazım çünkü çok fazla bir gelen olduğu için bu rakamlar değişiyor ama oran verdiğimiz için genel oran aynı olacak. Eğer burada mühendis, mimar veya yazılımcıysanız veya Türkiye'den buraya geliyorsanız
Bizlerle iletişime geçmeyi lütfen unutmayın. Bizler elimizden gelen tüm desteği sizlere bir şekilde sağlayacağız. Ben bu videonun açıklama bölümünde sizin sosyal medya hesaplarınız dahil hepsinin bilgilerini vereceğim. Çok çok önemsediğim bir birlik, çok çok önemsediğim bir çalışma, emek ve adanmışlıklı var arkasında. Elinize sağlık diyorum. Bu yayınında önemli bir rehber olacağını düşünüyorum. Ve bundan sonra da özellikle ilk büyük toplantınızda bu işin gerçekten orada kendini nasıl gösterdiğini, birebir hangi adımları attırtabildiğini, neler yarattığını ne olur izleyicilerimizle paylaşalım. Sizlere de ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Bizlerin sesini biraz daha böyle etrafa duyurabildiğiniz için, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için İrep Hanım ve sizlerin kanalına ayrıyetten ekibim adına teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman ben de hem önce izleyicilerden istiyorum, bir an önce yaysınlar bu videoyu ilgilenebilecek herkes için ve sizin ekipte. Madem bu kadar hızlı büyüyor, görelim bakalım. Sonuz. Yorumları da yazmayı unutmasınlar. Son yayınlarımda söylüyorum ya, muhakkak. Yorum yazdıkça böyle YouTube'un algoritması alıp götürüyormuş ya bizleri. Lütfen paylaşsınlar, gücünüzü gösterebilin istiyorum. Kanada'da birleşiyorlar dediğimiz mimarlar, mühendisler, bu gelecek çok daha parlak sizin olacak. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize bol şans diyorum. Çok teşekkürler. Ve yeniden görüşünceye kadar sevgili izleyiciler, konu kendini anlattı. Siz de esen kalın, sağlıcakla kalın.